Hades'in üç başlı köpeği olan Kerberos'un başka birkaç canavarla birlikte Typhon'la Echidna'nın çocuğu olduğu bilinmekte. Hesiodos şöyle anlatıyor. Echidna bir azgın canavar daha doğurmuş. Adı dili alınmaz Kerberos. Hades'in otunç sesli, elli başlı, o aman vermez yırtıcı köpeğini. Odysseus da ölüler diyarına gidiyordu ama o Kerberos'la karşılaşmıyor. Kerberos'u daha çok Herakles'in 12 görevinden birinde tanıyoruz, biliyoruz. Ve Herakles'in ruhu Odysseus'a şöyle anlatıyor. Bir ara buraya göndermişti beni. Kerberos köpeğini al getir demişti. Aklınca bu onun bana yüklediği en güç işti. Ama ben köpeği alıp çıkıverdim. Hades'ten dışarı. Hermias'la gök gözlü Athena bana kılavuzluk etmişti. Ve Kerberos ölüler ülkesinin bekçisi, kapıda duran üç başlı Hades'in köpeği. Görevi de yaşayanların içeriye girmesini ve bir girenin de asla dışarı çıkmamasını sağlamak. Çoğunlukla üç başlı olarak resmedilmiştir. Bazı öykülerde 50 başlı ya da 100 başlı olarak da, yani 100 kafalı olarak da gösterilmiş. Kuyruğu kocaman bir yılanmış, sırtında kara yılanlar dikilidir diyor. Bu korkunç hali ve Hades'in giriş kapısında zincirlerle bağlı olduğu yerden havlamalarıyla ölü ruhları dehşete düşürür. Vergilius'un Aeneas destanında Aeneas'ı yer altına götüren Sibil, Kerberos köpeğine uyuşturucu bir yemek atıyor ve o şekilde içeriye girebiliyor. Ve Kerberos'u sadece Orpheus büyülüyor ve uysallaştırabiliyor. Evet, Herakles'in kayıkçı Karo'nun kayığından inişi ve Hades Irmağı'nı geçişinden sonra ölüler ülkesine girişini anlatacağım. Hem de Kerberos'u nasıl çıkardığını. Bataklık bölgenin karşı kıyısında Kerberos yaklaşanları iyi bir çoban köpeği gibi bekliyordu. Ve bunlardan hangisinin Hades'in sürüsüne katılacağını, hangisinin uzak tutulacağını biliyordu. Hatta orada tutmak istediklerini kuyruğunu sallayarak selamlıyordu. Ama geri dönme niyetinde olanları da yiyordu. O madeni bir sesle havlayan, çiğ et yiyen bir hayvandı. 3 ya da hatta 50 ağzını açtığı zaman her şeyi yutmakla tehdit ediyordu. Lerna'daki Hidra'yı boş yere ona kız kardeş olarak vermemişlerdi. Kerberos Herakles'i görür görmez titreyerek efendisine yeraltı dünyasını kralına kaçtı ve Hades'in tahtının altına saklandı. Çok güçlü olarak anlatıldığı için Kerberos'un da ondan korkup kaçtığı anlatılmış. Ruhlar da kahramanın önünde uçuşup duruyorlardı. Uçmayan tek bir ruh Melagros'unkiydi. Hades'in hizmetkarı bir daimon olan Ascalaphos, Persephone'ye karşı tanıklık ettiği için ceza olarak yer altındaki bir mezardaymışçasına bir kayanın altında yatıyordu. Herakles kayayı kaldırdı ve daimonu kurtardı. Bunun üzerine yaptıklarını bağışlamayan Demeter, Ascalaphos'u bir baykuşa çevirdi. Herakles ruhlara sıcak kan içirmek istiyordu ve Hades'in sırlarından birini kesti. Çoban Keitonimos'un atları Gizliye'nin oğlu kahramanı, Geryon'u ise gammazlayan aynı Menoites'ti. Kahramanı güreşmek için meydan okudu ve Herakles onu kıskıvrak yakalayıp kaburgaları kırılana kadar sıktı. Sadece Persephone'nin hatırı için onu tekrar serbest bıraktı. Kahraman yeraltı dünyasına hükmeden çiftin tahtının önüne kadar yaklaştı. Herakles tahta oturanlara karşı bir kaya parçası kaldırmıştır. Hades yerinden fırlar ve kendisi bir tarafa, köpeği başka tarafa kaçar. Sadece Persephone kahramanla yüz yüze gelerek yerinden kımıldamaz. Daha geç dönemden anlatıcılara göre ise kraliçe kardeşi olduğu için Zeus'un oğlunu hoşgörüyle kabul ediyor. Herakles ölüler diyarına Eleusis'in gizemlerine vakıf biri olarak gelseydi bu daha elverişli olurdu. Öykünün devamında bizzat yeraltı dünyası kralının kahramana eğer köpeği silah kullanmadan sadece zırh ve aslan postuyla kuşanmış halde yakalayabilirse yanında götürebileceğine dair izin verdiği anlatılıyor. Herakles, Kerberos'un gözcülük ettiği Acheron'daki Hades kapısına geri döndü ve teslim oluncaya kadar köpeğin gırtlağını sıktı. Hayvan onu kuyruğuyla ısırmaya çalıştı ama sonra zincire vurulmasına ses çıkaramadı. Kahraman Hades'in köpeğini zincirinden çekerek yeryüzüne çıkardı. Kerberos'u zincirinden çekerek oradan çıkıp Thetis ile Mike'nin yolunu tuttu. Titreyen köpeğin köpüren ağzından salyalar akıyordu. Hayvanın iki yanında uzun tüylü, karnının altında arka tarafa büzülmüş yılanlar oynaşıp duruyordu. Kerberos'un gözlerinden mavi kıvılcımlar çıkıyordu. Demirci çekiçle demiri dövdüğü zaman böyle kıvılcımlar çıkmakta
ve darbeler altındaki Örs'ü de çınlamaktadır. Herakles düşmanı Eurystheus için sonuncu görevini bitirip Hades'ten Thinis'e yine de canlı olarak gelmişti. Midea yakınlarında yolların kesiştiği yerde kadınlar ve çocuklar onu korku dolu gözlerle izlemişlerdi. Miken kralı bu zincirle bağlı canavarın üstüne sıçramasından korkuyor. Ve bir öyküye göre köpeği bizzat Herakles Hades'e geri götürmüş. Başka bir öyküye göre ise hayvan Mikene ile Hera tapınağı arasındaki o günden bu yana adı Eleutheron Haider, yani kurtarıcı su olan pınarın yanında kahramanın elinden kaçmıştır. Üç başlı köpeğimiz Kerberos da bir kahramanlık öyküsünde yine karşımıza çıkıyor. Kendine özel bir miti yok. Sadece Hades'in ölüler diyarını koruyan bekçi köpeği olduğu biliniyor ve Herakles'in öyküsünde karşımıza çıkıyor. Kerberos'la ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.